Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Sadakallahu l-azim. Kıymetli kardeşlerim, Musa kıssası anlatılıyordu Şuara suresinde. Şuara şairler demek surenin adı. Zaten bu surenin sonunda şairlerden bahsediliyor. İplerini, değneklerini attılar büyücüler ve Firavun'un gücüyle elbette bizler üstün geleceğiz dediler. Sonra da Hazreti Musa asasını attı. Bir de baktılar ki Hazreti Musa'nın attığı asa onların o düzenlerini, uydurdukları şeyleri yutuyor, gidiyor. 46. ayete gelmiştik. Bismillahirrahmanirrahim. Fe ulkiyes seharetu seacidin. Sadakallahu l-azim. Secdeye kapandılar büyücüler. Şimdi büyücüler işin uzmanı, sihir ne değil onu biliyorlar. Firavun da iftira atmıştı Hazreti Musa'ya. Dedi ki sen büyücüsün. Büyücüler secdeye kapandı, Müslüman oldu. Firavun ne yapması lazım? Ya uzmanlarını getirmiştim buraya. Uzmanlar dediler ki bu sihir değil, mucize bu. Biz secdeye kapanıyoruz, Müslüman oluyoruz dediler. Benim ne yapmam lazım? Benim de artık teslim olmam lazım demesi lazım. Fakat öyle yapmıyor tabii. Firavun niyeti iman etmek değildi. Hakikati ortaya çıkaralım, hakikati görelim, kabul edelim. Böyle bir hedefi yoktu. Hazreti Musa'yı zor durumda bırakmak için büyücüler toplamıştı. Ama hiç onun beklemediği bir şey oldu. Onun kurduğu tuzak başına geçti. Büyücüler iman ettiler. Büyücüler dediler bu mucize. قَالُوا اَمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ Alemlerin Rabbine inandık dediler. Firavun ne diyor? Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Onlar ne diyor büyücüler? Biz alemlerin Rabbine inandık. Yani seni Rab olarak tanımıyoruz diyor Firavun'a büyücüler. Bu alemlerin Rabbi kimin Rabbi oluyor? Rabbi Musa ve Harun. Musa'nın ve Harun'un Rabbi diye ifade edilmiş. Niye böyle söyledi? Alemlerin Rabbi olan Allah'a davet eden iki tane peygamber bunlar o dönemde. Ondan dolayı Musa ve Harun Rabbine dedi büyücüler. Önce alemlerin Rabbine iman ettik dediler. Sonra Musa ve Harun'un Rabbine. Onlar da buna çağırıyordu çünkü. Yani gökleri, yeri ne varsa hepsini yaratan Allah-u Teala'dır. Ona kulluk etmeniz lazım davetine sahipti onlar. Bir yerde de Harun ve Musa şeklinde geçiyor. Burada Musa ve Harun diye geçiyor. Alimler demişler ki niye böyle sıralama değişiyor? Demişler bir yerde Hazreti Musa lider peygamberdi. Hazreti Harun ona tabiydi. Ondan dolayı böyleydi. Bir yerde de Harun önce geldi. Niye? Harun yaşı büyüktü. Yaşına hürmeten önce söylendi. Bir görüşte ayet sonlarının denk gelmesi için. Kur'an-ı Kerim'de çünkü bir uyum var. Surelerde ayet sonları birbirine uyuyor büyük oranda. Ona dikkat edildi. Bundan dolayı bir yerde Musa ve Harun diye gelince uyum olurdu. Bir yerde de Harun ve Musa gelince uyum olurdu. Bundan dolayı diye. Bakın önceki ayet şöyle bitti. قَالُوا اَمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَم۪ينَ Rabbi Musa ve Harun. İkisi de nunla bitiyor. Uyumlu oldu yani. قَالَ اَمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ اَنْ اَذَنَ لَكُمْ Ben size izin vermeden inandınız mı ona Firavun? Yani Müslüman olmak Firavun'un iznine tabi. Firavun izin vermiyorsa Müslüman olunamaz. Böyle düşünüyor Firavun. Yasakçı bir yönetici Firavun. İnnehu lekebirukum allazi allamakumus sihr. O sizin büyüğünüzdür. Size sihir öğreten büyüğünüzdür. Ya sen mi uzmansın bu büyücüler mi? Yani sihrin ne olduğunu onlar biliyorlar. Geliyor bir de onlara akıl veriyor. Niye? Çünkü iman ettik dedi sihirbazlar. Bayağı bir bozuldu yani. Firavun neye uğradığını şaşırdı. Çünkü o tuzak kurdu ki Hazreti Musa ve Harun'un mesajı boşa çıksın diye. Ama tam tersi oldu. O tuzağın unsurları adamlar onlar Müslüman oldular. Firavun iyice zor durumda kaldı. Siz ben izin vermeden nasıl inanırsınız diyor. Tehdit ediyor yani o iman eden büyücüleri. O sizin sihir öğreten büyüğünüzdür diyor. Felesefe talemu siz bileceksiniz. Bu tabi bu tehdit anlamında.
Yani ben size gününüzü göstereceğim demek istiyor. Böyle sefet alemi. Ne yapacaksın ya Firavun? Le ukatti anne ediyekum, ellerinizi sizin keseceğim diyor. Ve ercülekum, ayaklarınızı da keseceğim. Min hilaf, çaprazlama keseceğim. Yani bir sol ayağınız sol ayağınızı kestiysem sağ elinizi keseceğim dedi. Niye böyle yapıyor? Niye çaprazlama kesiyor? Yani eğer insanlar sağ kalacaksa böyle bir cezadan sonra hayatlarını devam ettirmeleri çok zor olur. İki taraf kesikse yani. Sol kol, sol ayak kesikse adam devam edemez ama çaprazlamaysa hayatta bir şekilde devam eder ama tabii çok zor devam eder. Çaprazlama kestireceğim sizin ellerinizi, ayaklarınızı diyor. Min hilaf ve le usallibennekum ecmain, sizi hepinizi asacağım diyor. Sonra öldürecek. Yani burada şunu demek istedi. Önce eziyet edeceğim size. Kollarınızı, bacaklarınızı çaprazlama kestireceğim. Sonra sizi asacağım dedi Firavun. Niye böyle yapıyor? Yani korksun bu büyücüler. Eski dinlerine geri dönsünler. He ya, doğru doğru. Musa da zaten bizim gibiydi. O bize beraber plan yapmıştık falan deyip vazgeçecekler İslam dinine girmekten. Hazreti Musa ve Harun dönemindeki dinin adı da İslam diniydi. Bütün dönemlerde peygamberler İslam'a çağırdı insanları. İslam demek teslim olmak demek. Allah'a teslim olun, ona kulluk edin davetindeydi. Bütün peygamberler buna davet ediyordu. Yoksa İsevilik, Musevilik falan değildi dinlerin adı. Kendileri uydurdular yani. Ne yapıyor şimdi? Firavun böyle fikren galip gelemedi. Hazreti Musa ile başa çıkamadı. Bu sefer ne yapayım? Güç kullanayım. Kim ona tabi oluyorsa onları keseyim diye, öldüreyim diye düşünmeye başladı. قَالُوا لَا ضَيْرَ اِنَّا اِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ. Peki büyücüler ne dediler? Ne dediler? Korktular mı? Yok, korkmadılar. Yok dediler, sorun yok. Yani hepten kolumuzu bacağımızı kessen, sen bizi assan ne yazar yani? Niye? Senin yani verdiğin zarar bu dünyada olur en fazla. Daha fazla ne zarar vereceksin? İnna ila rabbina munqalibun, biz Rabbimize döneceğiz. Yani inna lillahi ve inna ileyhi raciun var ya, onun gibi bir ifade. Biz Allah'tan geldik, ona döneceğiz. Bizim asıl hayatımız burası değil. Asıl hayatımız ahiret. Niye orası? Ebedi çünkü o hayat orada. Ölüm yok yani. Burası geçici. Burası yani diyelim otobüs durağı gibi bir şey. Biz ne yapıyoruz? Otobüs durağına gidiyoruz. O durakta geçici bir süreliğine bulunuyoruz. Çünkü bizim varmak istediğimiz bir hedef var. Asıl mekanımız orası diyoruz. Bu dünyada böyle geçici bir durak. Asıl durak neresi? Kalıcı olan, asıl yerleşeceğimiz yer ahiret. Bu şeyler de, büyücüler de meseleyi anladılar, mucizeyi gördüler, iman ettiler. Firavun onları tehdit etse de, kolunuzu, bacağınızı çaprazlama kestiririm, sizi asarım dese de, dediler yok. Yani biz eski dinimize, batıl dinimize dönmeyiz dediler. İnna netma'u en yagfira lena rabbuna hatayana en kunna evvelel mu'minin. Biz isteriz, arzularız. Neyi? Rabbimizin bizi bağışlamasını, hatalarımızı. Ne hata işlemişlerdi? Yani insanları kandırıyorlardı, büyücülük yapıyorlardı. Büyücülük zaten aldatma demek. Olmayan bir şeyi olmuş gibi göstermek demek. Seharu a'yunen nas. İnsanların gözlerini bağladılar diyor bir ayet-i kerimede, Taha suresinde. Yani insanlara bir şeyi farklı gösteriyorlar büyücüler. Bu hatalarımızdan dolayı Allah'tan bağışlanma dileriz. Yanlış şeyler yaptık zamanlar diyorlar. İn kunna evvelen mu'minin, en kunna evvelen mu'minin. Biz ilk inananlardanız diyorlar. Yani Hazreti Musa mesajını getirdi. Bu kimseler Kıptilerden yani Mısırlılardan ilk inanan o dönemde demek ki bunlardı. Biz Rabbimizden bağışlanma dileriz. Senin tehditlerin bizi etkilemez diyorlar. Sonra tabi şey başlayacak, Hazreti Musa ve İsrailoğullarının kaçış süreci Firavun'dan. Nasip ederse o 52. ayeti de sonraki dersimizde anlatırız. Ve ahiru davana enil hamdülillahi rabbil alemin. Son duamız, alemlerin Rabbine hamdolsun. El Fatiha.